Akşama doğru devam ediyor sayın seyirciler. Depremin etkileri ve depreme karşı alınacak önlemler masaya yatırılıyor. Deprem konusunda oldukça deneyimli olan Japonlar da bu konferansın içinde. Peki o konferansta neler vurgulanıyor, neler konuşuluyor? Nihal Akça, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la birlikte bizleri aydınlatacak ve yanlarında da bir konuklarıyla beraber. Nihal, Sayın Tarhan'a ve konuğuna hoş geldiniz diyorum ben ve konferanstaki önemli konu başlıkları neler? Nasıl Japonların tecrübelerinden istifade edeceğiz acaba? Konferansta neler yaşanıyor, bize aktarır mısın? Selda Atalay, Türk-Japon Derneği organizasyonunda ve Üsküdar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde çok önemli bir konferans gerçekleşti. Özellikle Türkiye için oldukça önemli bir konferans oldu. Bu yaklaşık 3,5-4 saattir bu konferans devam ediyor. Peki neler konuşuluyor? Depremin etkileri ve ondan korunmak için, ondan etkilenmemek için neler yapmalıyız? Çok önemli bilgiler var. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan yanımda ve aynı zamanda Yoshinori Moriwaki yanımda, Türk-Japon Dostluğu Derneği üyesi. Kendisi çok önemli bilgiler verdi. Ta Japonya'dan geldi ve bizlere çok kilit maddeler verecek depremden korunmak için. Öncelikle Nevzat Hocam'a uzatmak istiyorum mikrofonu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederim. Efendim, neler konuşuldu konferansta? Nelerin altı çizildi? Türkiye bir Japonya olacak mı artık? Toplantının amacı Türk-Japon Dostluğu Derneği'nin bir aktivitesi olarak Ertuğrul Fırkateyni kazası var biliyorsunuz, 19. yüzyılın sonlarında olan ve Van depreminde Doktor Miyazaki'nin, gönüllü bir doktorun Van depreminde şehit olması var. Birinde 600 civarında şehit, diğerinde bir şehit. Bunun adına bir kompozisyon düzenlendi. Türk ve Japon öğrencilerin düzenledi. Onlara ödül verildi bu törende. Ödül törenine biz burada ev sahipliği yaptık. Aynı zamanda Türk-Japon Dostluğu Derneği'nin katkımız olmasını istedik. Ve deprem konusunda hazırlıklı olabilmek önemli. Depremde acil kriz planı önemli. Deprem psikolojisi önemli. Bu konularda hem bir eğitim toplantısı gibi toplantı oldu. Yeni bilgiler, yeni depremle ilgili yeni yaklaşımlar tartışıldı. Deprem mimarisiyle ilgili, deprem psikolojisiyle ilgili. Bunlar konuşuldu ve Türk-Japon dostluğunun aslında ortak iki önemli hikayesi, Ertuğrul Fırkateyni ve Doktor Van depremindeki bir doktorun Van'dan gelip Japonya'dan gelip gönüllü faaliyet esnasında şehit olması. Bunlar ortak hikayemiz, aslında kültür köklerimiz aynı, büyük ihtimal gen köklerimiz de aynı. Bu iki topluluğun birbirine hem kültür olarak hem devlet olarak yakınlaşması gerekiyor. Bir Türk ve Japon kültürünün ikinci bir özelliği var. Lider tipi toplum ikisi de. Mesela Japonlar şu anda geleneksel olarak imparatorlarını koruyorlar. Biz de lideri önemseyen bir toplumuz. Bu özellikler nedeniyle liderlerimiz eğer iyi diyalog içerisinde olursa toplumlar da iyi diyalog içerisinde olur. Ben özetle buna ilgili bu bilgileri vermek istiyorum. Aslında en çok bilgi Doktor Miyazaki'de. Hocam, son olarak size de şunu sormak istiyorum. Tabii kendisinin çok önemli vereceği bilgiler var. Türkiye'nin Japonya gibi bir deprem ülkesiyle böyle etkileşimlerde bulunması, böyle işbirliklerinde bulunması çok önemli. Ve bir dernekten söz ediyoruz. Türk-Japon Dostluğu Derneği. Bu dernekte ne gibi çalışmalar yapılıyor? Tabii, Türk-Japon Dostluğu Derneği'nin tabii dernek başkanı Doğan Sofracıoğlu Bey. Bu dernek yönetim kurulu burada. Onlar yani bu konuda yani Türkiye'de yaşayan Japon kökenli önemli bir grup var. O grupla Japonya arasında köprü olmak üzere oluşturulmuş bir dernek. Dernek dostluk derneği. Daha çok ticari bir dernek değil. Ticareti ikinci planda tutuyor. Tecrübelerinden yararlanıyoruz ve yani iki toplumun kültürel yakınlaşmayı amaçlayan, bu zaten öğrenciler arasındaki bu yarışmada bu amaçla yapmış. Doktor Moriwaki bu konuda mühendis kökenli, mimar kökenli olduğu için yani depremle ilgili ortak alanımızda beyin fırtınaları yapılması gerekiyor. Derneğin bu konuya zemin hazırlaması gibi bir sorumluluğu var. Peki.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Nevzat Erhan'la konuştuk ve aynı zamanda inşaat mühendisi kendisi Yoshinori Moriwaki Türk-Japon Dostluğu Derneği üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ülke TV ekranlarına Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında burada yerim yürü, ben burada oturuyorum. Onun için bu kadarı Türkçe konuşabilirim. Çok çok güzel konuşuyorsunuz. Hı-hı. Peki. Öncelikle konferansta vurguladığınız çok önemli bir madde vardı. Hı-hı. Yaşam üçgeni. Evet. Üç maddeden bahsediyoruz. Evet. Nedir bu yaşam üçgeni depremden korunmak için? Bu Türkiye'nin insanları da 1999'unu depremden sonra gazeteleri de yansıttı yaşam üçgeni. Ne kadar öncelikle Japonya'da ve Türkiye'de de depremi oluyor. Böyle ülke. Ve depremden sonra binada çökebilir. Çok büyük depremse. Ve çöktükten sonra o zaman nereye kaçmak lazım? Mesela yatıyorken yatağın yanında ne kadar kiriş döşeme düşüyorsa da mutlaka orada üçgen oluyor. 99'un depremde oradan kurtarılığı insanlar çok var. Bu üçgende saklanmak lazım. Mesela salonsa uzun koltuğunun yanında. Ve burada önemli iki tane veya üç tane su şişe koymak lazım. Suyun çok önemli olduğunu söylüyor. Evet, evet. Çünkü insan 72 saatte olabilir. Normalde insan 3 litre su almak lazım. Evet. Ama tabii böyle durumda kurtarmak için en az orada 72 saatten sonra da yaşamak için orada su lazım. Ve kurtarma normalde 3 gün sonra ancak kurtarmak için gelebilir. Evet. Onun için o üçgene kaçmak lazım ve orada su olmak lazım. Evet, evet, evet. Üçüncü madde nedir? Üçüncü madde orada mesela Amerika'nın İkizkule uçak geldi, çöktüğüken dışarıdaki sokakta duman çok geliyor, evet. Toz geliyor. Kendine binanın içinde çöküyorsa duman çok. Onun için mutlaka göz ve burnunu, ağzını kapatmak lazım. Yoksa bazı 99'un depremden sonra da araştırdı. Nefes aramadan öldüğü insanlar da çok var. Bunları da çok önemli. Evet, bu üç madde çok önemli. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi evet. Japonya tabii ki çok büyük bir deprem ülkesi. Sürekli evet. depremlerle evet. Ne yazık ki mücadele ediyor ve geçtiğimiz haftada Cuma günü büyük bir deprem evet. meydana geldi evet. ülkede. Türkiye'deki binaların yapılarını nasıl buluyorsunuz ve Japonya'da uygulanan bir takım sistemler var, raylı sistemlerden bahsediyorsunuz. Onlar Türkiye'de uygulanmalı mı, uygulanabilir mi? Neler söyleyeceksiniz binalarla ilgili? Öncelikle maalesef Türkiye'de bu üniversitenin hocaları söylüyor. %97 izinsiz yani kaçak olarak bina var. Kaçak ne oluyor? Kontrolsüz. Proje olsun, inşaat olsun. Onun için tehlikeli çok var. Mesela Marmara'da çok büyük deprem varsa %60 evler binalar çökebilir. Onun için biz çöküyorsa da problem yok gibi biraz önce bahsetti o üçgenini kullanmak lazım. Ve Japonya'nın sistemi geçen sene 2011'de büyük deprem. Magnitude 9. Şiddet olarak en büyük. Ama aslında bina kırmadı, çökmedi. O tsunami geldiği için o kadar insanın hayatını kaybetti. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama Türkiye'de maalesef bu binalar çökebilir. Ve özellikle en baş hastane ve okul ve belediyenin bina sağlam olmak lazım. Onun için Japonya'da özel temel ve kolonlu araya lastik koyuyorum. Öyle yaparsa ne kadar depremde sallıyorsa da bina sağlam kalabilir. Böyle sistemi var ve Türkiye'de de mesela Atatürk Havalimanı onun çatıda böyle sistemi başladı, kurulmaya başladı. Bunun daha çok kurulmak lazım ve bunun için Japonya'nın design office, mimar şirketleri buraya geliyor. Devlet ile beraber yapmaya, şimdi çalışmaya başladı.
çalışmalar devam edecek, evet, inşallah. Evet, evet inşallah. Türkiye'deki binaların yapıları bu sefer sağlamlaşacak, evet, ve evet, depreme karşı artık korunaklı, evet, bir ülke haline geleceğiz galiba. Evet, ama bu zaman olarak biraz uzun sürecek. Onun için o zamana kadar hala eski binalar var. Onun için kendi kendine korumak lazım. İşte o üç madde, evet, burada devreye giriyor. Evet. Yaşam, evet, üçgeni. Evet, çok teşekkür, evet, ediyorum Sayın Moran. Bir şey değerli. Rica çok ederim. Teşekkür ediyorum hocam. Rica tekrar ederim. Sağ olun. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugünkü konferansta çok önemli maddeler masaya yatırıldı ve az önce de söylediğimiz gibi o üç madde, yaşam üçgeni, en azından binaların o lastik yapıları olana kadar o üç maddeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sözlerinden sizde Selda Atalay. Teşekkür ediyoruz Nihal Akçasan'a ve değerli konuklarına yayınımıza katkılarından dolayı.